Kaydımız başladı. Online C# derslerimizde bugün 22. dersimizi gerçekleştireceğiz. C# Windows Form'da yani Form Application'da yön tuşları ile bir nesneyi hareket ettirme uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu uygulamayı yapmamızın sebebi, hani ben bir taslak oluşturdum ya C# dersleri grubumuzda, 30. derse kadar işte bir taslak oluşturdum. Orada iki tane oyun var. Bir tanesi ekran alıntısını verdiğim şu, onu da göstereyim hatta. Şu oyun. İşte bu bir nesne yön tuşlarıyla hareket ediyor. Duvarlara, yani şunları, şu label'lar aslında duvar niteliği görüyor burada. Bu label'lara çarpmadan yolları takip ederek sonu şurada finish olacak. İşte biz biraz daha bunu profesyonelleştireceğiz diyebilirim. Yani bu oyun biraz vasat durumda. Bunu biraz daha iyileştireceğiz. Daha güzel bir oyun haline getireceğiz. Bunu böyle 3 level halinde bir oyun yapabiliriz. Ondan sonra başka ne yapacağız? Yine 28. derste sanırım, tam emin değilim, bir Pokemon Krater tarzı bir oyun demiştim Windows Form Application üzerine. İşte yani orada amacım oyun, aslında oyunlardan amacım o işi biraz daha zevkli hale getirmek. Hem de oyunlarda daha farklı şeyler kullanılıyor. İşte zaten Pokemon Krater oyununu bilenler için bahsetmiştim. Geçen derste sanırım bahsetmiştim. O tarz bir oyun yapacağız. Şimdi bugünkü dersimize başlayalım artık. Bugün ne yapacağız demiştik? C# klavye kontrolü gerçekleştireceğiz. New project diyorum. Hemen başlıyorum. Klavye kontrolü. Bir olsun. Klavye kontrolü. Bir. Okey diyelim. Ve başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar. Ben form alanıma ortaya bir tane hareketli bir nesne koyacağım. Hareketli nesneden kastım bir tane GIF resmi. Hani buradaki amaç, mesela 10. dersimizde at yarış örneği yapmıştık ya biz. Ona benzer bir uygulama olacak. Ama farkı şu. Şimdi at yarış örneğinde şöyle bir şey yaptık. Random, rastgele integer değerler üretiyorduk. O integer değerlere göre işte 5 ile 16 arasında piksel değeri üretiyorduk. Daha sonra o piksel değerlerine göre picture box'lar sağa doğru gidiyordu. Soldan sağa doğru. Sonra bitiş çizgisine ilk varan at yarışı kazanıyordu şeklinde bir uygulamaydı. Bugün öyle bir şey, ya yani ona benzer bir şey yapacağız. Form alanımıza bir tane picture box ekleyeceğiz. Bu picture box'ı sağ, sol, aşağı ve yukarı ok tuşlarıyla hareket ettireceğiz. Şimdi form alanımızı büyütelim. Şöyle formumuzun arka plan rengini de değiştirerek dersimize başlayalım artık. Şöyle turuncu bir renk yaptık. Şimdi neye ihtiyacım var? Benim bir tane picture box'a ihtiyacım var. Picture box'ı şöyle biraz büyütelim. Picture box'a bir tane imaj ekleyelim. Choice image kısmından local resource, yerel kaynaklar. Şurada sarı kırmızı bir dünya gifi var. Bu güzel. Şurada bir tane daha dünya gifi vardı. Bunun arkasında siyah arka plan var. O yüzden bu daha kullanışlı, sarı kırmızı olan. Bunun da imaj modunu stretch image yapıp sığdırıyoruz. Şimdi çalıştıralım programımızı. Programımız çalıştığı zaman şu şekilde bizim gif dünyamız dönüyor. Aslında hatta bunu ilk önce back color'la mı yapsak ya? Önce back color'la yapalım, ondan sonra dünya koyalım. Evet, öyle yapalım. Şunu ben bir sileyim. Önce normal sadece back color'la yapalım. Arka plan rengini değiştirelim. Sadece nesnenin hareket edişini görelim şu şekilde. Şöyle ortaya koydum ben picture box'ını. Şimdi arkadaşlar, bizim sağ tarafta şurada properties kısmında events, olaylar diye bir kısmımız var. Otomasyon, emlak otomasyonu yapan ya da işte kütüphane otomasyonu yaparken o dersi izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Biz list view'deki elemanları text box'lara yazdırmak için ne yapıyorduk? Buradan events kısmına gelip, list view'in events kısmına gelip şurada D harfinde double click vardı. Double click'i çift tıklıyorduk. Ondan sonra ilgili kodları oraya yazıyorduk. Sonra ne yapıyorduk? List view'de ID kısmına çift tıkladığımız zaman list view'deki bütün alanları text box'taki alanlarına tekrar yazdırıyordu. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musunuz? C#'da klavye kontrolü yapmak için events kısmında KDOM diye bir alan var. KDOM C# dilinde klavye kontrolü yapmak için kullanılan alandır. Hani normalde ne yapıyoruz işte çift tıkladığımız zaman form 1 load olunca, yani form yüklenince. Şimdi öyle değil. KDOM yani herhangi bir tuşa basılınca ne olsun istiyoruz? Gelin beraber yapalım. KDOM'u çift tıkladım. Şimdi
Önce biraz bahsedeyim projenin genel yapısından, yani uygulamanın genel yapısından. Bana iki tane değer lazım. Birincisi x, ikincisi y. X ve y benim koordinatlarım. Hani nasıl koordinatlarım? Şöyle yukarıdan aşağı doğru y eksenim ve soldan sağa doğru x eksenim olmak üzere benim iki tane koordinata ihtiyacım var. Peki bu koordinatları nereden alacağım? Picturebox'ın location'ına, yani konumuna göre. O zaman ilk iş olarak ne yapalım? Biz bir koordinatlarımızı tanımlayalım. Ben diyorum ki int x, benim x koordinatım eşittir. Picturebox 1 nokta location nokta, bakın Picturebox 1 nokta location. Picturebox'ın konumuna göre, ama hangi konumuna göre? X konumuna göre. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi sadece x'e göre yapalım. Ondan sonra y'yi, her şeyi yavaş yavaş ekleyelim. Kaydı başlattık zaten. Şimdi geldik yön tuşuyla hareket ettirmeye. Yine daha önceki derslerimizi izleyen arkadaşlar bilirler. C#'da integer değişkenler tanımlayabiliyoruz. Mesela ne tanımlayabiliyoruz? İşte int a, int b, int c şeklinde işte isimleri tanımlayabiliyoruz. Ama tanımlayamadığımız bir harf vardı arkadaşlar. E harfi. E harfi C#'da özel bir karakter olarak adlandırılır. Yani özel bir karakter diyelim. E harfi bazı komutlarla beraber kullanıldığı için bu yüzden E harfi değişken ismi olarak adlandırılmıyor. Şimdi E harfini biz burada kullanacağız. Ben diyeceğim ki eğer benim klavyede bastığım tuş sağ ok tuşu ise, sağ ok, yani şu an bakın sağ oka basıyorum ben. Sağ ok tuşu ise benim Picturebox'ım sağa doğru gitsin. Ben bunu istiyorum. Şimdi mantık bu şekilde, yani daha doğrusu algoritma bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben ne yapacağım? Eğer benim, bakın cümleyi, sadece Türkçe cümleyi ne yapacağız? Kodlara dökeceğiz. Eğer klavyede basılan tuş sağ tuş ise. Şimdi sadece buraya kadar olan kısmı koda dökelim. If, eğer klavyede basılan tuş. Şimdi klavyede basılan tuşu görmeniz için bizim özel karakter dediğimiz E harfini kullanmamız gerekiyor. E nokta ne yapmam gerekiyor? Key kod. E nokta key kod. E nokta key kod dediğimiz olay bizim klavyede hangi tuşa basacağımızı gösteriyor. Mesela ben buraya E nokta key kod eşit eşit W dersem, pardon W değil, direkt case nokta W olacak. E nokta key kod eşit eşit case nokta W. Mesela W tuşuna basarsam veya case nokta A tuşuna basarsam. Ama ben ne diyorum? Case nokta ne diyeceğim? Right. Sağ. Case nokta right. Yani sağ ok yani sağ yön tuşuna basarsam. Eğer sağ yön tuşuna basarsam, ne yap biliyor musun? Benim Picturebox'ın pikselini 5-5 arttır. Hani at yarış örneğinde yapmıştık ya, eğer işte random değerine göre 5 ile 16 arasında x eşittir x artı oradaki değişken vesaire, o tarz bir dizeyle bu satırı tamamlayacağız. Yani ben ne diyeceğim? Her defasında benim sağ tuşa bastığım zaman 5 piksel artsın. X eşittir x artı 5. Şimdi x dediğimiz neydi? Benim x koordinatımdı. Yani şu şekilde soldan sağa doğru, yine sağdan sola doğru olan şu düz çizgi şeklindeki koordinatım benim x eksenim, x koordinatımdı. Ben ne dedim? Eğer klavyeden basılan tuş sağ ok tuşu ise o zaman benim x koordinatımı 5 piksel arttır, sağa doğru arttıracak. Ama 5 piksel sağa doğru arttır. Şimdi sola doğru nasıl arttıracağız onu birazdan göreceğiz. Şimdi start diyelim, başlatalım. Şimdi bakın program başladı. Ben sağ dedik, tabi eksik bir şey var, onu da yazalım, unuttuk. Şimdi ben ne diyeceğim? X eşittir x artı 5 dedim ama bu yetmiyor. Bir de son olarak sonuna ekleyeceğim bir şey var. Devam edelim. Şimdi ben ne diyeceğim? Yukarıda işte her defasında benim sağ ok tuşuna bastığım zaman x değerim her defasında 5 piksel artacak. Ama benim yeni bir değere atmam gerekiyor bunu. O zaman diyeceğim ki Picturebox 1 nokta location eşittir. Picturebox 1 nokta location eşittir. Picturebox 1 nokta location eşittir. New point, yani yeniden konumlandırdığım alan. Nereyi konumlandırdım ben? X alanımı konumlandırdım ve noktalı virgülümü koydum. F5 dedim. Şimdi sağa doğru benim alanım konumlandı. Peki
Neden direkt yukarı çıktı? Çünkü ben y alanı tanımlamadım ya. O yüzden y alanını 0 olarak aldı. Ve formun en üstünden başlattı. Bakın ben normalde şu an yukarı ok tuşuna basmadım. Sağ ok tuşuna bastım. Ama ne yaptı o? Bakın bu şekilde devam ediyor benim Picture box'ım. Sağa doğru bu şekilde gidiyor. Ben y alanımı yani y koordinatımı tanımlamadığım için y koordinatın ilk değer olarak 0 aldı. O yüzden formun en üstünden başlattı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben diyeceğim ki eğer e nokta k kod eşitse case nokta left'e. Bu sefer sol taraf için yapıyorum. E nokta k kod eşitse sol yani klavyeden bastığım tuş eğer sol yön tuşuysa o zaman ne yap biliyor musun? X'i 5-5 azalt. Yani şu hani şurayı nasıl düşünebilirsiniz? 0, x'in 0 koordinatı olarak düşünebilirsiniz. Ben 5 arttırdığım zaman ne yapıyor? X artı tarafa yani pozitif tarafa doğru 5-5 sağa doğru artıyor. Azalttığım zaman eksi taraf negatif tarafa 5-5 azalıyor. O zaman ne diyeceğim? X eşittir x eksi 5 diyeceğim ve start diyeceğim. Şimdi bakın sağa doğru yine y'yi tanımlamadığımız için en üstte atıyor. Şimdi sola doğru gidiyorum. Bu şekilde sola doğru atıyor ve sonsuza gidiyor. Şimdi ne yapalım? Y alanımızı tanımlayalım. Şimdi ben diyorum ki int y. Bu sefer de y ekseni yani y koordinatı için ben değerlerimi tanımlayacağım. Y koordinatı eşittir. Feature box 1 nokta location. Feature box'ımın yani resim kutumun konumu nokta y. Hangi konumu? Y konumu dedim. Ondan sonra ben dedim ki şunu şöyle aşağı alalım. Ben dedim ki eğer benim klavyeden bastığım tuş üst yani yukarı ok tuşuysa ne diyorum? If sadece şu an söylediğimiz Türkçe kelimeyi koda dökelim. E nokta k kod eşitse case nokta up yukarı yön tuşuysa o zaman ne yap biliyor musun? O zaman şunu yap. Y eşittir y eksi 5 yap bana. Y eşittir y eksi 5. Böylelikle yukarı doğru konumlandır. Bakın yukarı doğru. Neden yapmadık? Çünkü new point'te tanımlamayı unuttuk. X virgül y. Tamam. Şimdi çalışacaktır sorunsuz. Bakın bu şekilde y eşittir y eksi 5 dedik. Tekrar çalıştıralım. Şöyle görün. Ben şimdi ne dedim? Ben dedim ki eğer benim klavyeden bastığım tuş sağ tuşsa sağa doğru 5 piksel at. Bakın sağ basıyorum. Sağa doğru 5 piksel attım. Şimdi sağ basmama rağmen bu kez ne yaptı? Picture box'ımı formun en üstüne göndermedi. Neden? Çünkü ben y koordinatımı da tanımladım burada. Bakın burada int y eşittir picture box 1 nokta location nokta y diyerek y koordinatımı da tanımladım. Ondan sonra ben dedim ki eğer klavyeden bastığım tuş sol yön tuşuysa o zaman sola doğru git. Sola doğru ne yapıyor? Sıfır koordinatını alıyor. Oradan sola doğru 5 piksel atıyor. Ben dedim ki eğer klavyeden bastığım tuş üst tuş ise o zaman yukarı doğru. Y eşittir y eksi 5 yukarı doğru 5 piksel atıyor. Daha sonra ne yapıyor? Picture box 1 nokta location. Resim kutusunun konumu eşittir. New point. Yeniden konumlandırıyor x ve y noktalarını. Her defasında yeniden. Yani bir nevi refresh şeklinde düşünebilirsiniz. Bunu ben unuttum yazmayı. Eğer e nokta k kod. Bu sefer ne diyeceğim? Eğer aşağıysa eşit eşitse case nokta down. Eğer aşağı yön tuşuysa o zaman ne yap biliyor musun? Y eşittir y artı 5. F5 dedim. Bakın şimdi aşağı doğru gittim. Yukarı çıktım. Sağa gittim. Ve sola gittim. Bu şekilde picture box'ımız hareketli bir hale gelmiş oldu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir bakalım soru var mı? Soru yok. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Biz ne yapıyoruz? Her defasında 5 piksel 5 piksel konumunu değiştiriyor. Hani şu 5 piksel olayı var ya, orası neresi biliyor musunuz? Şu benim şurada location kısmı var ya, işte burası. Orası burası. Hani her defasında location'ı alıyor böyle. Şu şekilde location'ın değişiyor. İşte 430'a 156 biraz daha sağa gittim. İşte 159
pardon 515, önce x koordinatım 515, birinci yazan x koordinatım, ikinci yazan y koordinatım. Mesela 157, biraz yukarı çıkaralım onu, 62'ye düştü. Aynı şekilde aşağı 264 şeklinde. Hani neden burada eksi yazdık? Onu kafası karışanlar olabilir. Yukarı doğru çıkıyoruz, eksi yazdık. Çünkü konumlanmada burası sıfırdan başlıyor, aşağı doğru değer artıyor. O yüzden burada yukarı tuşuna eksi yazdık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben diyeceğim ki eğer E nokta K kod case nokta right'sa, yani benim klavye yön tuşum, yani klavyede bastığım tuş sağ yön tuşuysa, ondan sonra ben diyeceğim ki benim şu picture box'ım 300 piksel olana kadar gitsin ama 300 pikselden sonrasına gitmesin. Yani konum olarak 300 location'a gelince, x koordinatı 300 location'a gelince dursun. Ben o zaman ne diyeceğim biliyor musunuz? Diyeceğim ki ve x küçük 300 olana kadar, x küçük 300 olana kadar şuradaki işlemi gerçekleştir. Bakın şimdi start diyorum. Sağ yön tuşuma bastım. Bakın burada durdu. Burası demek ki benim formunda 300 koordinat. Bir bakalım ne kadar gittik. Şu kadar falan gittik. Bakın 254, 283, 307, 306, 305, 304, 300. Tam olarak şuraya kadar gelmişiz. Biraz formumuzu şöyle küçültelim. Hatta şöyle görmek açısından bakın. Şu şekilde yapalım şimdi. Tekrar çalıştıralım. Oradan olmaz ama. Picture box'ı en sola alalım. Start dedim, başlattım. Bakın şimdi gidiyorum sağa doğru, gidiyorum. Burada durdu. Daha fazla gitmiyor tuşa basmama rağmen. Neden? Çünkü ben dedim ki eğer konum, yani x koordinatı 300 olduğu zaman, location kısmına göre hareket ediyoruz biz. Konum x koordinatı 300 olduğu zaman dur. Oraya kadar git. Mesela ben sol tuş için de bunu yapabilirim. Ne diyebiliriz mesela burada? Diyebilirim ki eğer. Mesela eğer demeden önce bir bunu gösterelim. Öyle yapalım. Şimdi F5 diyelim. Şimdi normalde ne oluyor? Picture box bu şekilde kayboluyor. Kaybolmasın. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz orayı sıfır yapalım. Eğer x büyükse sıfırdan, büyük olacak bu kez. O zaman dursun. F5 diyelim bakın. Geldim. Buraya kadar geldi. Daha fazla gitmiyor. Yine bu şekilde. Şu formu da biraz büyütelim hatta. Burayı büyütebiliyor muyuz? Bir bakalım nasıl olacak şimdi. Sola doğru geldik. Şimdi sıfır yaptık ya. Formun yine ilk location kısmı, x koordinatında ilk konum, sıfır konumu, tam formun şu sol tarafının ilk başı diyebiliriz. Burası benim x koordinatımın sıfır olduğu yer. Ama 300 olduğu yer bu sefer ne oldu? Biraz daha yakına geldi bakın. Burada kaldı. Ben mesela formumu biraz daha büyüteyim şu şekilde. Şimdi tekrar alayım. Benim x koordinatım her defasında aynı yerde kalacak. Hani ben formumu sola doğru aldığım zaman veya sağa doğru almam, onun sol taraftaki sıfır koordinatını değiştirmezken, ancak sağ taraftaki 300 konumu her defasında biraz daha sola doğru kaymış oluyor. Ne demek istediğimi sanırım anladınız. E nokta K kod. Eğer yukarıysa V diyelim. Şimdi yukarıysa yukarıya göre ne yapalım? Yukarıdan daha fazla gitmesin. Onu da sıfır yapalım. Y büyükse sıfırdan. Şöyle süslü parantezi tekrar yazdığımızda kodumuzu düzenliyor. Y büyükse sıfırdan dursun şöyle. Yukarı doğru gidelim. Bakın burada durdu. Aynı şekilde solda durdu. Biraz büyütelim formumuzu. Gidiyor. Sağda durdu. Bir de son olarak ne yapalım? Aşağıda yazalım. Aşağıda diyelim ki ve benim y koordinatım küçükse 300'den 300 olana kadar gitsin mesela. F5 diyelim, çalıştıralım bakın. Sağa doğru gittim. Aşağı doğru indim. 300 koordinatım burasıymış. Benim y location'ımda 300 koordinatım burası. 0 koordinatım zaten formun başlangıç yeri oluyor. Soru var mı bakalım. Soru yok. İzleyici sayımız 9. Güzel. Bu şekilde arkadaşlar klavye yön kontrolü. Şimdi ne yapalım? Bir proje daha oluşturalım. Burada küçük bir uygulama daha yapabiliriz. File, new project diyoruz. Buna da şey diyelim. Klavye kontrol 2 diyelim. Klavye kontrolü 2. Okey dedik. Başlatıyoruz.
Şimdi ne yapacağım? Formumu büyüttüm ben. Formumun arka plan rengini değiştireyim şöyle. Mavi bir renk yaptım. Ondan sonra bir tane picture box ekliyorum formumun orta kısmına şöyle. Picture box'ımın imaj modunu, stretch imaj yaptım ve masa üstünde o sarı kırmızı dünya resmini seçiyorum. GIF resim. Biraz büyütelim şöyle. Şimdi çalıştıralım. Şu an herhangi bir kod yazmadım. Tuşlara bassam da herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Kodlar üstünde. Şimdi ben ne diyeceğim? Formun gelip K-Down kısmına çift tıklıyorum. Tıkladım. Şimdi ilk olarak ne yapıyorduk? Ben X ve Y koordinatlarımı tanımlıyorum. Int X eşittir. Picture box 1 nokta location nokta X. X dediğim değişkenim benim Windows Form'da yani form alanındaki X koordinat alanım. Yani soldan sağa doğru olan alan. Sonra Y koordinatımızı tanımlayalım. Int Y eşittir. Picture box 1 nokta location nokta Y. O da benim Y koordinatım oldu. Y değişkeni. Şimdi ben diyeceğim ki bu sefer yön tuşu olmasın. Ne yapalım? Hani araba yarışlarında olur ya W, A, S, D tuşları kullanır. Yön tuşları gibi. Bu sefer onlarla hareket edelim. Ben diyeceğim ki eğer klavyeden basılan tuş D tuşuysa sağa doğru gitsin. If eğer picture box 1 nokta pardon if eğer E nokta K kod. Eğer klavyeden basılan tuş eşit eşitse case nokta D. Eğer klavyeden basılan tuş D tuşuysa o zaman ne yap biliyor musun? O zaman benim X değerimi 5 arttır. X eşittir. X artı 5. 5 piksel arttır. Ondan sonra aşağı geliyorum. Diyorum ki picture box 1 nokta location az önce benim unuttuğum olan near point parantez içinde X virgül Y. X ve Y alanlarımın yeni konumlarını da yap. Bakalım çalışacak mı? Şimdi sağ tuşa basıyorum. Herhangi bir işlem olmadı. Şimdi D'ye doğru basıyorum. D bu şekilde ben herhangi bir konum sınırı belirtmediğim için sağa doğru formun genişliği ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hiç denemedim o kadar. Formun genişliği alabildiğince D picture box sağa doğru gidecektir. Şimdi yön tuşları ile yapalım. Ondan sonra başka bir if komutu kullanacağız. Ben diyeceğim ki eğer e nokta k kod eşit eşitse case nokta a'ya. Eğer yön tuşum a'ysa o zaman ne yap biliyor musun? Sola doğru git. X eşittir. X eksi 5 noktalı virgül dedik. Çalıştıralım. Bunu da görelim. Şimdi d'ye bastım. Şimdi a'ya basıyorum. Sola doğru gidiyor. Bunu da durdurdum. Ondan sonra ben diyorum ki eğer e nokta k kod eşit eşitse case nokta bu sefer ne diyeceğim? Yukarı doğru gitmesini isteyeceğim. Case nokta W'ysa süslü parantezimi açtım. Y eşittir. Y eksi 5 olacak. Bunu da çalıştıralım. F5 diyelim. W'ya bastık. Yukarı doğru gidiyor. Ve son olarak şunu düşünenler olabilir. Mesela biz az önceki örneğimizde sadece ilk alanı ve sadece ikinci alanı yani sadece sağ ve sol yön tuşlarını tanımlamamıza rağmen ne yapıyordu? İşte form yüklendiği zaman ben sağa bastığım an ne oluyordu? Picture box direkt en üst konuma konumlanıyordu. En üst noktaya konumlanıyordu. Onun sebebi neydi? Ben çünkü Y koordinatımı belirlememiştim. Bu yüzden Y koordinatımı default değeri olarak yani başlangıç değeri olarak 0 alıyordu. O yüzden formun en üst kısmına konumlandırıyordu benim picture box'ımı. Ve son olarak ben diyorum ki if eğer e nokta k kod eşit eşitse case nokta s'ye eğer s tuşuna eşitse o zaman da y eşittir y artı 5 olsun. F5 deyip çalıştıralım şimdi. Bu d, w, a ve s. Bu şekilde programım çalışıyor. Şimdi ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Ben şuraya bir tane label koyacağım. Tamam mı? Diyeceğim ki eğer benim picture box'ım label'a benim picture box'ımın konumu bu şekilde geliyor ya. Hani at yarış oyunda ne yapıyorduk biz? Eğer picture box'ın genişliği işte label'ın genişliğine büyük eşitse yarış bitti falan. O tarz bir şey yapacağız. Ben diyeceğim ki eğer benim picture box'ım picture box 1 şuraya koy bir label ekleyeceğim. Label'ın genişliğine eşitse o zaman ne yapsın? İşte label'ın rengi değişsin tarzı bir şey yapacağız. Şimdi label'ımı ekledim.
şöyle properties kısmına gelelim. Önce label'ımızın arka plan rengini değiştirelim. Bağımsız bir renk olsun, beyaz olsun. Auto size'ını false yaptım. Kendim konumlayacağım. Otomatik konumlanmasın şu şekilde. Biraz küçültelim. Şimdi bu label'ım burada kalsın. İndim aşağı, bir de şu label'ın ismini silelim. Şimdi sadece bir çizgi olarak kalsın. Bu şekilde. Şimdi ben ne diyeceğim biliyor musunuz? Diyeceğim ki eğer benim featurebox 1'im bu label'a eşitse, peki nasıl diyeceğim? Bakın şöyle. Ben diyeceğim ki eğer burada yeni bir şey göstermek için böyle bir yöntem kullanıyorum. Benim featurebox 1'imin sağ tarafı, bakın sağ tarafı label 1'in sol tarafına büyük eşitse ya da küçük eşitse vesaire komutlar kullanacağız. Yani ne yapacağız? Orada hani bir nevi çarpışma kısmı olarak düşünebiliriz bunu. Ne diyeceğim? Featurebox 1'imin sağ tarafı label 1'in sol tarafına denk geldiği zaman işte label 1'in arka plan resmi arka plan rengini değiştir. O zaman ne yapacağım? Kodumu yazayım. Ben diyeceğim ki eğer featurebox 1.left featurebox 1.right featurebox'ımın sağ tarafı büyük eşitse label 1.left label 1'in sol tarafına. Yani demek istediğim ne? Şu durum olduğu zaman şöyle göstereyim. Şu durum olduğu zaman ne yap biliyor musun? Label'ın rengini değiştir. Label 1.bcolor eşittir. Color nokta mesela blue yapsın. Ya da turkuaz yapsın. Şöyle turkuaz noktalı virgül koyduk. F5 dedik çalıştırdık. Şimdi D'ye doğru geliyorum. Bakın herhangi bir şey olmadı. Piksel piksel ilerliyor. Şimdi tam D'ydi. Ne yaptı? Benim label'ımın rengini açık mavi yaptı. Hani bu ne işe yarayabilir? Mesela oyun yapımlarında işte bitiş çizgisi bu şekilde ayarlanabilir. Ondan sonra ne yapalım biliyor musunuz? Biz bir tane daha label ekleyelim. Şunu kopyalayalım. Sağ tuş copy. Sağ tuş paste diyelim. Şöyle sol tarafa alıp tam aynı hizaya yapıştıralım. Şunu da ortalayalım. Şimdi ben diyeceğim ki ne diyeceğim? Eğer benim featurebox 1'imin sol tarafı label 1'in sağ label 1'in label 2'nin sağ tarafına büyük eşitse ya da küçük eşitse şimdi onu bakacağız kodlarda. Ne yapsın? İşte label 2'nin rengini de değiştirsin. If eğer featurebox 1.left bu sefer featurebox 1'in sol tarafı küçük eşitse label 2.right label 2.right'tan o zaman ne yap? Label 2.bcolor eşittir color.yellow mesela sarı yapsın. F5 diyelim çalıştıralım. Şimdi sola neyle gidiyorduk? A harfiyle geldik. Devam ediyoruz ve sarı yandı. Devam edelim. Sağa gidelim bakalım. Mavi turkuaz da yanacak mı? Turkuaz da yanmış oldu. Bakalım soru var mı? Soru yok. İzleyici sayımız 8. Şimdi ne yapalım? Bir kere daha yapıştıralım. Altı ve üstte de yapalım. Dersimize devam edelim bu şekilde. Şöyle alta da bir label ekledim. Hatta formu biraz büyütelim şöyle. Alta da bir label ekledim. Şimdi burada değmesi şart mı? Bakın onu göstereyim size. Şöyle şuraya ekleyelim hatta. F5 diyelim bakın. Şu şekilde. Değmesi şart değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz burada hani label'ın da koordinatına göre alıyor. Hani mesela ne dedik? Featurebox 1'in sağ tarafı label 1'in sol tarafına işte büyük eşitse. Aslında orada temas olayı yok. Orada yaptığımız olay koordinat olayı. Sadece koordinatları. Yani mesela featurebox'ın sağ dediği zaman şöyle bütün alanı kapsıyor. Aynı şekilde label 1'in sol dediği zaman yine bütün alanı kapsıyor. Geliyor. Mesela şurada durduğu zaman ne yapıyor? İşte featurebox 1'in şu an geçti. Featurebox 1'in sağ tarafı label 1'in sol tarafına işte büyük eşit olduğundan label 1 ile ilgili verilen if komutunu gerçekleştiriliyor. Şimdi ne yapalım? Alt kısım için yapalım. Şunu biraz daha aşağı alalım. Ben dedim ki eğer featurebox 1.nokta. Şimdi alt kısımda down diye bir şey yok. Featurebox 1.down diye bir komut yok. Bunun yerine ne var? Bottom var arkadaşlar. Featurebox 1.bottom küçük eşitse
Bu sefer ne diyeceğiz? Picture box'ın ne diyeceğiz? Picture box 1'in altı küçük eşitse neye? Label 3'ün üst kısmına. Yani up değil, onun yerine top kısmına. Label 3 nokta top kısmına küçük eşitse o zaman ne yap? Label 3 nokta back color eşittir color nokta bunu da ne yapalım? Şöyle tomato diye bir renk yapalım. F5 diye mi çalıştıralım şimdi? Bu neden olmadı? Çünkü şurası küçük eşit değil, büyük eşit olacak. Tamam, büyük eşit dedik. Şimdi sorun olmayacaktır. Devam ediyoruz. Tekrar aşağı doğru S'ye basıyorum ve ne yaptı? Burada benim label 3'ümü tomato rengi yaptı. Aynı şekilde sola doğru gidelim. Ne yaptı? Sarı yaptı. Sağa doğru gidelim. Ne yaptı? Turkuaz rengi yaptı. Şimdi son kodumuz yukarı doğru çıkması. Onun için bir kez daha sağ tuş paste dedik. Hatta şunu kopyalayalım direkt. Copy. Sağ tuş paste diyelim şöyle. Aynı konumda olsunlar. Kod alanıma geldim. Dedim ki eğer benim picture box birimin, bu sefer ne diyeceğiz arkadaşlar? Picture box birimin yukarı kısmı yani üst kısmı tapı picture box 1 nokta tap küçük eşitse ne diyeceğim? Label 4 nokta button. Label 4'ün alt kısmından küçük eşitse o zaman label 4 nokta back color eşittir color nokta color nokta silver gümüş rengi yapsın. F5 diyelim çalıştırıyorum şimdi. S'ye doğru bastım. Aşağı yandı. Yukarı çıktım. Yukarıda gümüş rengi yaptı. Sağa doğru gittim. Turkuaz yaptı ve sola doğru gittim. Yellow yani sarı renk yaptı. Uygulamamız bu şekilde. Başka yapacağım herhangi bir şey yok. Sanırım soru da yok. Ders 22 neydi? Ona da ben bir bakayım. Ders 23. Duvarlara çarpmadan bitiş çizgisine ulaşma oyunu. Hani bir sonraki dersimizde şu uygulamayı yapacağız arkadaşlar. Ama bunun ben bunu normalde 2 levellik böyle biraz amatör bir tasarımla yapmıştım. Amatör bir kodla tasarımla evet. Bunu biraz daha böyle daha profesyonel bir hale getirmeye çalışacağız derste. 3 level şeklinde olacak. Soru yok sanırım. Herhalde burada noktalayabiliriz. 35 dakika civarında bir ders oldu. Bir sonraki derste o oyunu yapacağız. Ondan sonra neler yapacağız? Hemen ona da bir bakalım. Ders 24'te asansör uygulaması. Bunu yapacağız. Burada da yön tuşları değil de şeyleri kullanacağız. Location'ları kullanacağız. O yüzden zaten bu örneği anlattım bugün. Çünkü location'lara orada ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde ders 25 ve 26'da birkaç arkadaş yazdı. Veri tabanı örnekleri yapalım dediler. O örneklerle devam edeceğiz. 27. derste Access anlatacağım. Access'i çünkü anlatmadık veri tabanında. SQL anlattık. 28. derste Access olabilir diye düşünüyorum ama çok net değil. Belki şu 27. dersi uzun yapmayı düşünüyorum. İlk defa bu kadar uzun bir ders olur diye düşünüyorum. Yaklaşık 3 saat falan gibi bir süre var kafamda. 28. ders işte bu yön tuşlarıyla kişi ne yapacak? Yön tuşlarıyla form alanında ilerleyecek. Sonra karşısına gelen Pokemon'larla işte bir tane şuraya bir group box koyacağız. Saldır, işte defansa çekil falan o tarz bir şey. Sonra işte amaç form alanına biz 10 tane Pokemon koyacağız mesela veya 10 tane kişi koyacağız. Pokemon'larla savaşacak. Kişiler karşısına geldiğinde kişilerle işte yani oyunun görsel boyutu çok düşük olacak. Böyle stratejik bir oyun gibi olacak. Görsel boyutu çok yüksek olamaz zaten. Hani biraz zor C#'da. Ve son olarak 29. derste Access veri tabanı ile ülkelerle başkentleri oyunu gerçekleştireceğiz. Soru yok sanırım. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Artık bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kodları da grubumuza yükleyeceğim. Artık 23. dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşürüz.